Hallo, herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir dersimize daha hoş geldiniz. Evet, hazırsak bugünkü konularımıza başlayalım. We fragen, possessive article und die Peki bunlar nedir? Hazırsak dersimize başlıyoruz. Bu dersimizde neler öğreneceğiz? Hemen şuradan kalemimi alıyorum. We fragen, wie, wo, woher ve we, wer. Detailen bis 20, 20'ye kadar sayılar. Possessiv artikel, sahiplik zamirleri, telefonieren und adressenenin, telefon ve adres söyleme ve sorma tabii ki. Ve son olarak da tabirin, yani alfabemize bakacağız. Hemen dersimize geçelim. İlk olarak V fragına başlıyoruz. V fragın yani V ile başlayan sorular. Sorunun karşılığında bir açıklama yapmamız gerekiyor. Peki bu sorularımız nelerdir? Veya kim? Kim sorusundan sonra mutlaka bir fiil gelmelidir. Fiilden sonra gelen özneye göre fiilimizi çekimleriz. Neydi öznelerimiz? 6 tane kişi zamirlerimiz vardı ve biz fiillerimizi kişi zamirlerimize göre çekimliyoruz. Sadece du, sen, ve iyi siz kişi zamirlerine göre fiilimizi çekimliyoruz. Ne zaman kim sorusunu sorduğumuzda. Peki ''we'' nasıl sorusu? Fiilden sonra gelen özneye göre yine aynı şekilde fiilimizi çekimliyoruz. Wo nerede? Wo her nereden? Örnek verecek olursak wo wo nerede oturuyorsun? Wo unstu wo nerede? Peki Woher sorusuyla ilgili kalıp cümlemiz neydi? Woher comes to. Nereden geliyorsun ya da nerelisin? Hemen devam ediyoruz. Burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ahtung. Vi ve adjektif sıfat. Vi sorusunu yani nasıl sorusunu V nasıl nasıl sorusunu sıfatlarla kullandığımızda anlamı değişiyor. Wie alt? Kaç? Wie alt bist du? Kaç yaşındasın? Ich bin 13 Jahre alt. Ben 13 yaşındayım. Wie viel? Yine kaç anlamına geliyor ama daha çok saatlerde kullanıyoruz. Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Wie viel Uhr ist es? Es ist 10 Uhr. Saat 10. Wie lange? Wie lange lernst du Deutsch? Ne kadar süredir Almanca öğreniyorsun? Ne kadar süredir? Belirli bir süreyi soruyor bize. Wie lange derken. Wie lange lernst du Deutsch? Ne kadar süredir Almanca öğreniyorsun? Ich lerne seit 5 Monaten Deutsch. 5 aydır Almanca öğreniyorum. Achtung dediğimde dikkat etmem gereken noktaları vurguluyorum. Achtung. Evet devam ediyoruz. Birlikte pekiştireç. Hi du? Benim kalıp cümlem neydi? Karşımdaki kişiye ismini nasıl soruyordum ve hangi V fragını kullanıyordum? Wie heißt du? Wie heißt du? Ich heiße Tonguç. Benim adım Tonguç. Wohnst du? Peki buraya hangi V fragın gelecek? Yani V ile başlayan soru gelecek. Wohnen ikamet etmekti. Nerede ikamet ediyorsun ya da nerede oturuyorsun? Wo wohnst du? Wo wohnst du? Ich wohne in İstanbul. İstanbul'da oturuyorum. Kommst du? Woher kommst du? Nereden geliyorsun? Woher nereden? Woher kommst du? Ich komme aus Bursa. Bursa'dan geliyorum ya da kısaca nasıl söylüyorduk? Bursalıyım. Alt bist du. Az önce "ahtung" dediğimde neye dikkat etmemiz gerekiyordu? V ile başlayan sorularda "wie" nasıl sorusu bazen sıfatlarla kullanıldığında anlamı değişebiliyordu. Wie alt bist du? Yaşın kaç? Kaç yaşındasın? Ich bin 15 Jahre alt. Ben 15 yaşındayım. Peki, bist du Buradaki kalıp cümlemiz neydi? Birini tanımak istediğimizde soruyorduk. Sen kimsin? Wer bist du? Wer? Kim? Sen kimsin? Ich bin Tonguç. Ben Tongucum. Aynı şekilde wie heißt du? Ich heiße Tonguç. Benim adım Tonguç. Wer bist du? Ich bin Tonguç. Ben Tongucum. Evet devam ediyoruz ve dit sein biz 20. Sayılar 20'ye kadar sayıları öğrenelim. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Peki bütün sayıları ezberlemek zorunda mıyız? Hayır. 12'ye kadar olan sayıları ezberlediğimiz zaman işimiz çocuk oyuncağı. Tekrardan birlikte bir tekrar edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Peki 12'ye kadar olan sayıları adım gibi biliyorum artık. Bundan sonra ne yapmam gerekiyor? 12'den sonra eğer ki 13, 14, 15 yine mi ezberlemem gerekiyor? Nasıl öğreneceğim? Bir kuralı yok mu? Tabii ki bir kuralı var. Ne yapıyorum? Örneğin 14 diyelim. 14. 4'ü biliyorum. Fiya. Onu da biliyorum çünkü 12'ye kadar ezberledim. 12'ye kadar öğrendim. Neydi 10? Sein. Yapıştır birbirine hemen. 14. Fiyat sein. Bakın hiç ezberlemenize gerek yok arkadaşlar. Eğer ben 12'ye kadar olan sayıları biliyorsam Hemen tek tek sayıları yan yana hop diye yapıştırıyorum ve 12'den sonraki sayıları rahatlıkla söyleyebilirim. Tabii ki burada bir istisna var. Nedir bu istisna? 16 ve 17. 6 neydi? Zex. 7 neydi? Zibin. Ama ben 16 derken sayıları birbirine yapıştırıyorum. Evet ama nasıl? Şu şekilde zeh se'yi s'ye attım. Zeh zehn, zeh 10 16. Benim orada artık s'ye ihtiyacım yok. sieben. Peki 17 derken zip Sonundaki e ve n'yi attım. Zip on 17. 16 17. Şimdi drei zehn 14, fünf 16. 17, 18, 19, 20 geldim. Diyelim ki sayıların hepsini biliyorum, öğrendim, harika bir şekilde sayabiliyorum. Ama 18'i unuttum. 18. Neydi 18? Hemen düşünüyorum. 8, 8. 10 neydi? 10. Yapıştır birbirine. 18. Bakın. 12'den sonraki sayıları ezberlememe gerek yok. O zaman son sürat devam ediyoruz ve possessif article. Nedir bu possessif article? Tıpkı Türkçedeki gibi iyelikler de sahiplik bildirir. Yani ben bir şeyin benim olduğunu anlatırken benim kelimesini kullanmam gerekiyor. İyelik kullanmam gerekiyor. Almanca'da iki farklı iyelik durumu var. Yani aitlik durumu var. İlki iyelik sıfatı olan posesif adjektive. İkincisi ise zamir olan, iyelik zamiri olan posesif Pronoun. Peki ben bunları nasıl ayırt edeceğim? Posesif adjektive. Ne demiştik? İyelik sıfatları aitlik belirtiyor. Önüne geldikleri ismin artık eline göre tekil ya da çoğul olma durumlarına göre de değişiyor. İyelik sıfatından sonra mutlaka bir isim kullanmam gerekiyor. Neden? Çünkü possessif adjektive ben bir isim ya da bir sıfat kullanmam gerekiyor ki o eşyanın o nesnenin benim olduğunu anlatabileyim. Örneğimiz das auto araba. Das ist mein auto benim arabam. Possesif pronomuna geldim. İyelik zamirleri. Nesnenin kime ait olduğu biliniyorsa yine aynı şekilde aitlik kullanıyoruz ama tek bir fark aitlik zamiri adı altında kullanıyoruz. İyelik zamiri bilinen ismin yerine kullanılıyor. Yani ben tekrardan bu benim arabam demek yerine bu benimki. bir şeyi gösteriyorum, arabamı gösteriyorum, aldığım bir ayakkabıyı gösteriyorum, örnek veriyorum. Bu benimki. Türkçe düşünürken aynı ki ekini ekliyoruz. Das ist meins. Das ist meins. Şimdi bunları daha detaylı görebilmek için hemen iyilik zamirlerimize ve iyilik artikellerimize bakalım. İlk önce 3 tekil şahısıma göre inceleyeceğiz. Person, kişi, ich, ben, du, sen, er ve es o anlamına geliyordu. Sie yine o anlamına geliyordu. Eğer erkekler için Es nötr ya da cansız varlıklar için, Zi ise kadınlar için. Possessive article. Az önce örnek verdiğimiz das ist mein Auto. Bu benim arabam. Mein benim. Dein senin. Yani du gördüğüm yerde ne yapacağım? Dein kullanacağım. Sein onun. Er ve es gördüğüm yerde ise Zayn kullanacağım ve aitlik bildireceğim. Ia kadınlar için kullanıyorum ve yine onun anlamına geliyor. Peki kelimemi kullanmadan nasıl belirteceğim? Hemen geliyorum der artikeli için iyilik zamiri kullandığımda meiner. Bakın sonuna der meiner. Hemen sonuna bir r ekliyorum. Benimki. Dainer seninki Zayner onunki yine bir erkekten bahsediyorum. İrer onunki ama kimden bahsediyorum? Bir kadından bahsediyorum. Di artikeline geldim. Di artikelinde ise sonuna bir e ekliyorum. Meine, deine, seine ve ihre. Das da ise yine derdeki gibi sonuna bir s ekliyorum. Meins, deins, Seins ihres. Burada e'yi kaynaştırma gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Çünkü ia'nın sonuna s getirdiğimde sadece telaffuzu çok zorlaşıyor. Ears. Ears sanki İngilizceye benziyor. Ne yapıyorum? Araya bir e kaynaştırması getiriyorum ve ihres diyorum. Onun ki. Bakın artık eline göre der, minor, di sonunda e var, Mine, das minds. Bu tabloyu adım gibi biliyor olmam lazım ki tüm cümlelerimde doğru bir şekilde telaffuz edebileyim. Doğru bir şekilde cümle kurabileyim. Hemen devam ediyoruz ve birlikte pekiştireç. Das ist mein Auto. Bu benim arabam. Das ist meins. Bu benim ki. Ne yapıyorum? Das is mein Auto derken arabamı gösteriyorum. Eğer das is meins diyeceksem das Auto ne yapıyorum? Sonundaki s'yi kullanıyorum. Ve aslında das ist mein' derken arabamdan daha önceki cümlemde bahsetmişim. Yani ben das ist mein' derken karşımdaki kişi, konuştuğum kişi benim kendi arabamdan bahsettiğimi biliyor. Bilinen bir şey. Bu benimki. Bu benim arabam demek yerine daha da kısaltıyorum. Bu benimki. Die Tasche. Das ist deine Tasche. Ne yapıyorduk? D taşı sonundaki E'yi alıyorduk ve das ist deine taşı. Bu senin çantan. Das ist deine. Bu seninki. Yine daha önceden çantadan bahsedildiği için ben kısa olarak das ist deine diyebilirim. Bu seninki. Evet devam ediyoruz. Der Hund. Der sonundaki R. Köpek. Peki bu köpek onun. Ne diyeceğim? Kadın için ayıracağım, erkek için ayıracağım. Erkeklerde ne kullanıyorduk? Er. Kadınlarda ne kullanıyorduk? Zi. Peki, possessif artikel olarak yani iyilik bildiren kelimemi nasıl kullanacağım? Artı göre kullanacağım. Bakın, köpek kelimem buraya gelmiş. Zayner hund. Çünkü der hund. Sonundaki re'yi alıyorum. Ve zayner hund. Bu onun köpeği. Das ist ihrer Hund. Bu onun köpeği. Tek fark kadın olarak ayırdığımda ihrer kullanıyorum. Erkek olarak ayırdığımda zayner kullanıyorum. Evet hızlıca devam ediyoruz ve haydi bir kez daha pekiştireç. Das ist <laughs> bu. Das bu. Peki benim kitabım diyebilmem için ne kullanıyordum? Das ist Mein Buch. Benim kitabım. Das ist Auto. Das Auto. Er. Ondan bahsediyorum. Kimden bahsediyorum? Bir erkekten bahsediyorum. Das ist sein Auto. Bu onun arabası. Schultaşı. Okul çantası. Die Schultaşı. Ne yapıyorum? Zi bir kadından bahsedeceğim. Bu onun okul çantası. Das ist Das ist ihre Schultasche. Bu onun çantası. Onun okul çantası. Mutter. Die Mutter. Es diyelim ki bir bebekten bahsediyorum ve diyeceğim ki bu onun annesi. Yani bir bebeğin annesi. Das Baby dersek bu da bize ekstra bir kelime olsun. İngilizceye çok benziyor. Öyle değil mi? Das ist sein Mutter. Ne eksik burada? Sonundaki e'yi alıyorum hemen. Zayne muta. Çünkü kelimemin tanımlılığı neyse dimuta, muta, zayne muta. Ben aynı şekilde onun diyebilmem için kelimeme uygun artikeli yerleştirmem gerekiyor. Aitlik artikelini. Er ve es dediğimde ne kullanıyorduk? Zayn. Zi dediğimde ne kullanıyorduk? İri. Evet hemen devam ediyoruz. Şvesta kız kardeş. Di şvesta. Du senin kız kardeşin diyebilmem için ne yapıyorum? Dein ne? Hemen sonundaki e'yi alıyorum ve aitlik bildiren kelimeme ekliyorum. Katse kedi. Di katse. Bu onun kedisi. Er dediğime göre kimden bahsediyorum? Bir erkekten bahsediyorum. Das ist seine Katze. Bu onun kedisi. Haus. Das Haus. Ich, ben. Bu benim evim. Das ist mein Haus. Bu benim evim. Tante. Die Tante. Teyze veya hala anlamına geliyor. Du. Diyeceğim ki karşımdaki arkadaşıma bu senin teyzen. Das ist deine Tante. Bu senin teyzen. Ve son olarak Fata der fata ve diyeceğim ki zi yani o diyeceğim onunki diyeceğim ama bir kadından bahsediyor olacağım das ist ir fata hemen buradaki re mi ekledim ve cümlemi oluşturdum ve hızlıca devam ediyoruz Yeni biriyle tanıştım ve telefon numarasını almak istiyorum. Telefon numarasını almak için can atıyorum. Nasıl soracağım? We is deine telefon numa. Senin telefon numaran nedir? Burada ne kullanacağım peki? Deine, senin, benim diyebilmem için die telefon numa yani sonundaki e'yi kullanacağım. Meine telefon numa. Burada dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Almanca'da telefon numaramızı söylerken sayıları tek tek söylüyoruz. Yani üçlü ve ikili olarak değil tek tek telaffuz ediyoruz. Meine telefon numa ist 0, 5, 9, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet birazcık uzun sürüyor ama telefon numarasını söyleyip ve sonrasında da telefon numarasını aldığımızda çok mutlu olacağız diye düşünüyorum. Wie is deine Adresse? Adresin nedir? Diyelim ki bir arkadaşımın evine gideceğim ve soruyorum ona. Senin adresin nedir? Wie is deine Adresse? Di adrese ne yapıyorum yine benim adresim demem gerekiyor ve di artikelimin sonundaki e'yi kullanmam gerekiyor. Meine adrese ist Zauba Strasse numa 12. Strasse, sokak. Buradaki Zauba ise temiz anlamına geliyor. Zauba Strasse numa 12. Evet telefonunu öğrendik, adresini öğrendik. Artık çat kapı gidebiliriz. Ve diyelim ki telefonda biriyle konuşuyorum. Bir diyalog kuruyorum. Frau Suka ve Johannes aralarında konuşuyorlar. Hello, here is Frau Suka. Here is derken ben yani buradaki bayan Tuka. Bu arada Tuka şeker anlamına geliyor. Frau ise bayan anlamına geliyor. Yani İngilizce'deki ladies and gentlemen şeklinde kullanılan tabiri biz Almanca'da Frau kadın diyebiliriz. Daha çok bayan diye çeviriyoruz. Her ise erkek yani bay diye çeviriyoruz. Peki Frau Zucker. Hello, hier ist Frau Zucker. Johannes. Guten Tag Frau Zucker. Ich heiße Johannes. Benim adım Johannes. Frau Zucker. Wie bitte? Buchstabieren bitte. Peki wie bitte dediğimde efendim demiş oluyorum. Buchstabieren dediğimde ne demiş oluyorum? Benden ne istiyor bayan şeker? Benden ismimi hecelememi yani aslında harflememi istiyor. Buchstabieren Sie bitte. Lütfen isminizi heceler misiniz? Anlamadım. Wie bitte? Johannes ya ja, ich buchta bir et. Evet, heceliyorum. Peki benim ismimi heceleyebilmem için neyi biliyor olmam gerekiyor? Das alfabet, alfabeyi bilmem gerekiyor. Şimdi şurada bırakıyorum. Hemen alfabemize dönelim. Kısaca bir alfabemizi tekrar edelim. A B C D E F G H I J K L M N O P Q Q demiyoruz. Q R S T U V V X Y Z Bakın alfabedeki tüm harfler hem Türkçe'ye benziyor hem İngilizce'ye benziyor. Tek fark telaffuz farkı. Mesela J, biz Türkçe'de J diyoruz. Almanca'da J diye telaffuz ediyoruz. Q, Q diyoruz. Q diye Almanca'da telaffuz ediyoruz. V'yi V, W'yi ise sadece V olarak telaffuz ediyoruz. X her zaman bildiğimiz gibi. Y ise Y. Evet bu birazcık uzun bir kelime. Z ise Z demiyoruz. Z diyoruz. Zet. Yani T ve S aynı anda ağzımdan çıkacak. Set. Peki umlaute noktalı harflerimiz. Hocam Almanca'da ö, u, ü yok mu? Tabii ki var. Değişik harfler de var. Mesela a üzeri iki nokta. Ben bu harfi gördüğümde iki e gibi okuyorum. Ve bunu kodlarken ise a umlaut diyorum. Yani buradaki umlaut üzerindeki iki noktayı bana gösteriyor. Ö, o umlaut. Ö diye kullanıyorum, telaffuz ediyorum. Ama kodlarken o umlaut diyorum. Ü, u umlaut ve Almancadaki en zor harflerden bir tanesi B yapıyorum ve kuyruğunu uzatıyorum. Kodlarken ise S set olarak kullanıyorum ve okurken ise iki S gibi okuyorum. Mesela örnek Hay sen. Hay sen B yapıyorum ve kuyruğunu uzatıyorum. Bakın B'ye çok benziyor. Hay ben diye okumuyorum. Hay sen diye okuyorum. Gelelim alfabemizi öğrendik. Yohannes de öğrendi. Ve şimdi ne yapacak? İsmini heceleyecek. Yani aslında harfleyecek. Yohannes. Y. O. H. A. N. Yani ne? Tekrardan N. E. S yani S. Eğer telefonda konuşurken karşımdaki kişi benim ismimi anlamazsa ne yapıyorum? Hemen ismimi heceliyorum yani harfliyorum. Frau Suka, Ah Johannes, ich verstehe jetzt. Evet, şimdi anladım Johannes. Evet, artık telefonda da konuşabilip ismimizi hecelediğimize göre hemen ödüllü sorumuza geçelim. Das ist <laughs> Tochter. Ich. Ne yapacağım? Benim kızım diyeceğim. D tohta. Benim kızım diyebilmem için buraya ne eklemem gerekiyor? Das ist Zon. Zi. Bir kadından bahsediyorum ve diyeceğim ki onun oğlu. Der Zon. Ne yapmam gerekiyor? Buraya onun anlamını verecek ama bir kadından bahsedeceğim için ona uygun kelimemi ekliyorum. Evet bu iki sorunun cevabını yorumlara bekliyorum. Kontrol edeceğim kim doğru yapmış. Kim anında cevaplamış? Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.